Yavuz konuştu. Tank palet devlette kalacak dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, haftalardır gündemden düşmeyen tank palet hakkında konuştu. Fabrikanın özelleştirilmesi kararına ilişkin konuşan Yavuz, özelleştirilen bir şey yok, tank palet fabrikası devlette kalmaya devam edecek dedi. Özelleştirilen bir şey yok. Tank palet fabrikası yine devletin olmaya devam edecek. Oradaki alet, edevat, makine ne varsa o da yine devletin olmaya devam edecek. Sadece oranın işletme hakkı devrediliyor. Niye devrediliyor? Daha fazlası üretilsin. Orada üretilenler üretilsin, yapılanlar yapılsın ama bunun üstüne çok dahası konulsun. Çok daha değiştirelim, çok daha geliştirelim, çok daha yeniliklere, ilklere imza atalım diye öyle oluyor. Hiçbir işçi mağdur edilmeyecek. Hiçbir mağduriyet ortaya çıkmayacak. Onun da garantisini verdik. Yavuz, tank palet işçilerinin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamayacaklarını belirterek, CHP'li 25 milletvekilinin Sakarya'ya gelerek tank palet kararına tepki göstermesi hakkında düşüncelerini de paylaştı. Cumhuriyet Halk Partili 25 milletvekili Sakarya'ya tank paletle ilgili bir çıkartma yaptığını da gördük. Ben onu tamamen bir istismar olarak görüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir yaklaşımı var her seferinde. Recep Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştıralım, AK Parti'ye köşeye sıkıştıralım. Gerekirse Türkiye'de köşeye sıkışsın. Ama bu böyle olmayacak. Ne AK Parti köşeye sıkışacak, ne Cumhurbaşkanımız köşeye sıkışacak, ne de Türkiye köşeye sıkışacak. İnşallah bu hamleyle birlikte Sakarya Türkiye'nin savunma sanayinde üst haline gelmiş olacak.